Yapay zeka şimdiden hayatımızın hemen her noktasını etkilemeye başladı. Artık günlük hayatta da kullanılabilecek seviyeye ulaştı. Yapay zekaya karpuz seçtirdik. Sonuç nasıl çıktı birazdan izleyeceğiz ama benden daha iyi çıktığına eminim. İnsan gibi konuşuyor. Limonların lezzeti ve sululuğunu sadece görsel olarak belirlemek zordur ancak birkaç ipucu verebilirim. En iyi ürünü seçmenize yardımcı oluyor. Bu fotoğrafta sağ önde duran büyük karpuz en iyi seçenek gibi görünüyor. Yapay zekaya bilimde, sanatta, teknik kabiliyet gerektiren konular ve çok daha fazlasında başvurur olduk artık hayatımızın çok daha derinlerine nüfuz etmiş durumda. Hayatımızda başat faktör durumuna gelmeye başladı. Birçok içeriği buradan oluşturabiliyoruz. Örneğin bir manava gittiniz, aceriniz var. Meyve almak istiyorsunuz ama yardım isteyebileceğiniz kimse yok. Cep telefonumuzu artık bir danışman gibi kullanabiliriz. Şimdi de yapay zeka ile birlikte gelin karpuz seçelim. Önce fotoğrafını çekeceğiz karpuzların. Şimdi yapay zekaya soracağız. Bu karpuzlardan hangisini seçmeliyim? Evet diyor ki bu fotoğrafta sağ önde duran büyük karpuz en iyi seçenek gibi görünüyor. Hangisi sağ önde olan? Sağ öndeki karpuz işte bu yapay zeka. Bize bu karpuzun iyi bir seçim olabileceğini söyledi. Almam lazım o meyveyi sebzeyi. Kendiniz mi seçmeyi tercih Se Kendim seçiyorum. Yapay zeka bu konuda kendini çok geliştirmiş olsa da kimi müşteri yine de kendi tecrübesine güvenmeyi seçiyor. Kaliteli ürünü ancak gözümle test ederim diye düşünüyorum. Bu, bu son derece başarılı bir kavut. <laughs> Yapay zeka da dedi ki sağ üst köşede olanları tercih etmeniz daha iyi olabilir dedi. Teknolojiye karşı değilim ama yani <laughs> elimle kontrol ettiğim gözümle görmediğim bir şeyi <laughs> e, pek emin olamam. Uzmanlara göre bu yapay zekanın gelecekte yapabileceklerinin sadece küçük bir kısmı ama kendini ne kadar geliştirse de İnsan faktörü önemini korumaya devam edecek. İnsan faktörünün devreden çıkmasının ben olumsuz olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman yine de insana danışmak son derece önemlidir. Şu an aslında emekleyen bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Fakat gelecek yıllarda bu son sürümün de karşımıza çıkardığı en temel husus artık simultane tercüme eden tutun. işte kahve falı bakmaktan tutun. Hatta bir karpuz seçebiliyor. Kendi kendini geliştirebilen bir yapay zeka fırsatlar, avantajlar sunsa da insanlığa katkı sunsa da o zaman kötü ellerde ne olabilir etkili bir silah durumuna da gelebilir